Mersin'de Kurban Bayramı'nın ilk günü semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bulunduğu şehir mezarlığında geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hristiyan din adamları barış dileğinde bulundu. Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde şehir mezarlığında düzenlenen törene CHP Milletvekili Alpay Antmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, İtalyan Katolik rahibi François Dondu, Mezarlık Müdürü Abdullah Aktaş, Mezarlık İmamı Mehmet Keskin'le çok sayıda vatandaş katıldı. İmam Keskin'in duasıyla başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunmasıyla devam ederken, burada konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Teymur, farklı dinlere mensup birçok vatandaşın Mersin'de buluştuğunu söyledi. Güzel Mersin'imiz mozaik bir kenttir. Ve bilindiği gibi bu mozaiğin her parçası ayrı ve eşsiz bir değerdedir. Ancak ve ancak bütün parçaları bir araya geldiği zaman bu mozaiğin muhteşem güzelliği gözler önüne serilebilir. Bunun en anlamlı ve güzel örneğini bu Mersin mezarlığımızda bulabilirsiniz. Nitekim birçok yakınımız ve dostumuz yaşamları süresince farklı dinlere mensup olmalarına rağmen şimdi beraberce huzur içinde burada yatmaktadırlar. İtalyan Katolik rahibi Dondu da dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak törene katılanların bayramını kutladı. Konuşmaların ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin Kur'an-ı Kerim okudu. Vali Ali İhsan Su, bu bayram ben de trafik polisiyim. Hatalı sürücüye kırmızı düdük projesi kapsamında Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yol uygulamasına katılarak çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıttı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar'ın eşlik ettiği ziyarette İlk olarak Trafik Denetleme Şube Müdürü Aliye Yeter'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Trafik ekipleri tarafından durdurulan araç sürücülerine güvenli yolculuk konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Ali İhsan Su, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada bir açıklama yapan Vali Su, tüm Mersinlilerin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Kurban Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 150 noktada seyyar ve sabit olmak üzere trafik denetimleri gerçekleştirildiğini söyledi. Bayram tatilinde İçişleri Bakanlığı tarafından hatalı sürücüye kırmızı düdük kampanyası başlatıldığını da belirterek konuşmasına devam eden Vali Ali İhsan Su, bu kampanyayla aileler üzerinde çocuklarımızın yaptırım etkisini kullanarak özellikle aşırı hız, emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı hususlarında kural ihlali yapan sürücü konumundaki anne ve babaların hedef alındığını ifade etti. Sürücü, yaya ve yolcu olarak tüm yol kullanıcılarının trafik kurallarına uymasının önemine de değinen Vali Su, vatandaşlarımızın kazasız ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı. Fenerbahçe Meydanı'nda katıldığı yol uygulamasının ardından Erdemli ilçesine geçen Vali Ali İhsan Su, Ayaş'ta yapılan trafik denetimine katılarak hatalı sürücüye kırmızı düdük kampanyası kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce Ağrı Eleşkirt'te çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan anısına düzenlenen Fındık Pınarı futbol turnuvasının şampiyonu rakibini finalde 2-0 yenen Kuyuluk oldu.
Mezit ilçesine bağlı Fındıkpınarı mahallesindeki sahada Kuyuluk'la Uzunkaş arasında oynanan final müsabakasını Şehit Doğan'ın ailesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Özgür, Kuzucu Belen Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Hasan Yurt, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda futbol sever takip etti. Başlama vuruşundan son düdüğe kadar üstün bir oyun sergileyen Kuyuluk, rakibini 2-0 yenerek kupayı aldı. Şampiyon takıma kupasını Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz verdi. Ayrıca Kuyuluk'a 2, ikinci Uzunkaş'a 1.5, üçüncülükle yetinen Zeybekler takımına ise 1.5 hediye edildi. Ben Ahmet Hocaoğlu, Kuyuluk Spor takım kaptanıyım. Biz 4 senedir final oynuyoruz. Bu 3. şampiyonluğumuz son 4 senede. 2 sene üst üste şampiyon olduk. Çok mutluyum. Çok gururluyum yani. Merhabalar. Kuyuluk Mahalle Muhtarı Muhammed Denli. Çok mutluyum. 4 yıldır final oynuyoruz. 4 yılın 3 yılı şampiyonuz. Takım arkadaşlarıma ayaklarına sağlık.